Marmaris'te tedavi gördüğü hastanede 5 Haziran Cuma günü hayatını kaybeden Denizler'in efsane ismi Sadun Boru, toprağım dediği Karaca Söğüt Mahallesi'nden son yolculuğuna uğurlandı. Dikkat edin. Dikkat. Hızlıca dönüyoruz. Çok sevilen usta denizci Sadun Boru için dostları bir uğurlama programı hazırladı. Boru'nun Türk bayrağına sarılı tabutu hayatını kaybettiği hastaneden sabah erken saatlerde alındıktan sonra son günlerini geçirdiği Karaca Söğüt'e getirildi. Gökova Yelken Kulübü'ne bağlı teknesi sonbahara alınan Boru'nun cenazesi gulet, tırhandil, sportif yelkenliler ve balıkçı teknelerinden oluşan kortej eşliğinde çok sevdiği koylar dolaştırılarak ömrünün büyük bölümünü geçirdiği Okluk Koyu'na getirildi. Sadun Boru'nun yakın dostu olan son süngerci Aksona Mehmet yaptığı konuşmada o sonsuz yolculuğa yelken açtı dedi. Sevgili can dostlarım, bu muhteşem Anadolu topraklarının yetiştirdiği yüreğimin ve koca deryaların büyük amirali babamız gibi sevdiğimiz Sadun abimizi sonsuzluğa uğurladık. O sonsuzluğa yelken açtı, bu yelken. Bu topraklarda denizciliğin, yelkenci sporunun ve çevre bilinciliğinin oluşmasında silinmez izler bırakan bu muhteşem güzel insanı saygıyla anıyoruz. O ölmedi, yüreklerimizde yaşayacak. Bana 50 yıllık, yarım yüzyıllık bir denizcilik hayatımın öğretisi şudur. Gerçek deniz adamı yaşadığı toplumun ekonomik ve kültürel açıdan lokomotifidirler. Sadun Boru'nun yakın arkadaşlarından biri gazeteci Fatih Çekirge ise yaptığı konuşmada burada bulunan herkes o güzel insan için bir şeyler söylemek istiyor. Keşke herkesin hislerine tercüman olabilsem şeklinde konuştu. Sadun abimizin önümüzde açtığı o doğa severlik, o insan severlik bizden hiç eksilmesin. Sizin ruhlarınızdaki o güzel söyleme duygularınızı ben alıyorum. Onun için ona yalnızca iyi ki varsınız diyorum, buradasınız. Allah rahmet eylesin, rüzgarı bol olsun. Sadun Boru'nun son günlerinde yanında olan Özkan Gürkaynak yaptığı konuşmada Boru'nun Türk denizciliğinin yapı taşı olduğunu aktardı. Hepimizin başı sağ olsun. Son günlerinde Sadun abinin yanında olmak ayrı bir anlam taşıyordu bizim için. Çünkü son nefesinde bile Türk doğasını, Türkiye denizlerini, Türk denizciliğini düşünür ve bize emanet eden sözlerini duyuyorduk ağzından. Bu onun bu konudaki erdemini, yapıcılığını, birleştiriciliğini aslında çok gösteriyor. Sadun abi adeta motoru olmayan, pervanesi sökülmüş bir gemiye pervane etkisi sağlayarak onu yüzdürmeye başladı ve Türkiye'de Türk amatör denizciliğinin yapı taşı oldu. Gazeteci Meriç Köyatası da Sadun Boru'nun bütün denizcilere çevrenin korunması için görev verdiğini hatırlattı. Çok zor bir konuşma. Çok da kısa söyleyeceğim. Yani çok nükteden esprili bir abimiz, büyüğümüzdü ama böyle çok dar kadro toplandığımızda da bütün ciddiyetiyle bize doğanın korunması, çevrenin korunması ile ilgili hep görevler verirdi. Şimdi bu görev hepimizin. Buraları böyle güzel gezebiliyorsak, Sadun abinin, Can Kulak abinin gayretleri sonucunda buralar bu halde kaldı. Görev artık hepimizin. Asla ve asla taviz vermeden bu bölgelerin bozulmadan kalması için mücadele etmemiz lazım. Son olarak veda konuşması yapan Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Mustafa Demiröz, Türk denizciliğini bütün dünyaya tanıttığını söyledi. Gökova, ormanlar, denizler, balıklar, kuşlar, böcekler, bizler bütün denizciler babamızı kaybettik. Acı içerisindeyiz. Ona cennete doğdu açtığı yelkenlerde rüzgarı bol olsun diyoruz. Konuşmaların ardından Sadun Boru anısına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Teşekkür ederim. Ruhu şad olsun.
Muğla'nın eski valisi Lütfi Yeğenoğlu, Kanal 48 mikrofonlarına yaptığı açıklamada Boro'nun Türk turizminin gelişmesi için çaba gösterdiğini kaydetti. Onda yılların ötesine uzanan bir dostluğumuz oldu. Ben 1983 yılında Marmaris Kaymakamlığı'na atandığımdan ve daha sonra vali görevini üstlendiğimden itibaren birçok fikirlerinden istifade ettim. Bana iki nasihatte bulundu. Birincisi, bir yatçı kendinden sonra gelen meslektaşına temiz bir deniz bırakır. Onun için çevreyi kirletmez dedi. O zaman ben Sadun abi, çevre nedir dediğimde bana çevre insanın yaşadığı yer dedi. En önemli çevrenin tarifini yapmıştı. Ve bu iki konuyu ben meslek hayatımda 15 yıllık turizmde geçen hizmetimde hep tatbik ettim. Marmaris Uluslararası Yat Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Cem Tekdağ ise Boro'nun özellikle Marmaris ve Gökova'da turizmin gelişmesi için çalıştığını söyledi. Biraz daha Türkiye sahillerindeki denizciliğin gelişmesi ve aynı zamanda temiz bir ortamda yelken yapılması ve denizlerin temiz tutulması, bununla ilgili bir sürü çalışmaları vardı. Sadun Boro'nun öğrencisi olmaktan gurur duyduğunu ifade eden ERA Bodrum Yelken Kulübü Başkanı Erman Aras, Boro'nun Bodrum Yelken Kulübü'nün kurulmasına öncülük ettiğini de belirtti. Bodrum Kapı'nın gelişmesinde ve büyümesinde hep bize önderlik yaptı. O yüzden kendisini hakikaten Türkiye'nin büyük bir denizcisinin olarak onun gösterdiği yoldan bizler de yürümek istiyoruz. Boro'nun yakın dostlarından gazeteci Can Pulak ise Türkiye'nin en büyük sivil amiralini kaybettiğini ifade ederek Boro denizcilerin babasıydı dedi. Sadun abinin yetiştirdiği insan sayısı ordu büyüklüğündedir. Deniz sevgisini aşıladığı insanların sayısı çok büyüktür. Kendisi sadece iyi bir denizci değil, çok büyük bir eğitimciydi, deniz eğitimcisiydi. Ve kendisi çok büyük bir çevre ve doğa koruyucusuydu. Merhuma haklarınızı helal edin. Helal olsun. Helal olsun. Dünyevi ve uhrevi haklarınızı helal edin. Helal olsun. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Boro için Karacasöğüt Mahallesi'nde düzenlenen cenaze törenine Muğla Valisi Amir Çiçek, Marmaris Kaymakamı Cemalettin Yüksel, Aksaz Deniz Üst Komutanı Tuğgeneral Gökhan Polat, Marmaris ve Bodrum Belediye Başkanları, eşi Oda Boro, kızı Deniz Polat, damadı Haşim Polat, torunları Dilara ve Sulya Polat, yeğenleri Payan Erenli, Göya Özyol Erenli, kız kardeşi Müzeher Erenli ile yüzlerce denizci ve deniz tutkunu katıldı. Boro, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacasöğüt Mezarlığı'nda toprağa verildi. Biz de Kanal 48 ailesi olarak denizlerin Fatihi Sadun Boro'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.